Hepinizin yakinen tanıdığı, Allah'ın kapısında bir ömür geçirmiş bir hocamızın, bir üstadımızın cenaze merasimi için hazır bulunuyoruz. Bize göre Ali hocamızın cenazesi vefatı erken. Ama Allah indinde vaktinde vuku bulmuş bir karardır. Hepimiz için en kıymetli teselli el hükmü lillah. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Yıllar önce Konak Camii'nde imam olduğunda Ali hocamızla tanıştık. Kendisine 18 hafız teslim ettik. Onlara kıraat okutsun. Gayemiz, hedefimiz şuydu. Türkiye'nin her iline, her ilçesine bir kurra yetiştirip gönderelim dedik. 18 hafızı teslim ettik. Gençliğin heyecanıyla yerinde duramayan çocuklar, içinde nazlananlar oldu. Kıymetli hocamız hepsinin dilinden anladı. 3 senelik eğitim sürecinde hiçbirisini incitmeden, hiçbirisini kırmadan, hiçbirisini kaybetmeden hepsini mezun etti. Şimdi onun açtığı çığır devam ediyor. Allah kıyamet saatine kadar bugün 59 senelik ömre sığdırdığı hizmetleri istikametle ziyadesiyle son ana kadar devamını tamamını ihsan eylesin. Amin. Aşık deyince akla kurra gelir. Kur'an hafızı gelir. Çünkü hiçbir aşık sevgilisinin her kelimesini kelimesi kelimesine, harfi harfine, noktasına, virgülüne kadar ezberlemez. İşte Ali Hoca ardında bıraktığı bütün talebelerle beraber, bütün Kur'an sevdalarıyla beraber Mecnun'a ders okutacak kadar Allah aşığıydı. Kur'an'ın her kelimesini ezberledikleri gibi bütün vücuhatını da ezberlediler. Böyle yaşadılar. Allah bir ömür hizmet ettiği Kur'an'ın şefaatine nail eylesin. Bu dünyaya gelen kişi ahir yine gitse gerek. Misafirdir vatanına bir gün sefer etse gerek. İşte o sefer başladı. Çok özendiğim bir hususu da ifade edip sözümü sonlandırayım. Talebelere derse girişini takip ederdim. Nasıl talebelerle iletişimi var? Talebe kardeşlerimiz derdi ki birçok hoca efendide görmediğimiz bir haslet vardı. Her sabah sınıfa geldiği zaman da tebessüm ederek, gülerek önce dersten önce hepimizin tek tek halini hatırını sorardı. Nasılsınız arkadaşlar der, gönlümüzü alır, bize önce insan muamelesi, kardeş muamelesi, dava yoldaşı muamelesi yapar, ondan sonra o iştiyakla derse başlardı. Allah dokunduğu bütün talebelerimize onun gayretini ihsan eylesin. Amin. Gerçekten ömrünü tamamen hiçbir karşılık beklemeden, dünyaya bulaşmadan Kur'an'a hizmet eden insanların sayısı o kadar az. Zaten Ali Hoca'yı da kıymetli kılan bu. اَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّا نَأْتِ الْاَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَتْرَافِهَا. Bu ayeti kerimeyi tefsir ederken
Görmüyor musun kullarım? Görmüyor musunuz? Biz yeryüzünü peyderpey daraltıyoruz. Eksiltiyoruz, noksanlaştırıyoruz. Ayet-i kerimesinin tefsirinde diyorlar ki yerin daralması, yerin noksanlaşması bimevtil ulemâi vel fukaha diyorlar. Eğer o beldede alimler, fakihler, ehli Kur'an ahirete göçüyorsa yer daralmaya başlamış demektir. Mert birisi böyle, diğeri de dünyaya ulaşmakla, paraya ulaşmakla. Ali Hoca birincisinden emin oldu, paraya ulaşmadı. Ama şimdi Allah'ın davetine icabet etti. O gün gelinceye kadar Cenab-ı Hak hiçbirimizi istikametten ayırmasın. Amin. Muhterem Hocam, Allah razı olsun. Burada biraz önce de ifade ettiğim gibi çok hocaefendiler var, müftülerimiz var, çok talebeleri var. Talebeler adına çok değerli bir, kıymetli bir hocama söz hakkı vereceğim. Tezkiyeyi yapacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi öğretim görevlilerinden, hocalarımızdan Aziz Doktor Aziz Çınar hocamı mikrofona davet ediyorum. Muhterem hocam, buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim cümlemizi ve özellikle şu an teneşirde musallada yatan çok kıymetli büyüğümüz Kurra Hafız Şeyhül Kurra Ali Şahin hocamı rızasına muvaffak eylesin. Amin. Rabbim hepinize böyle güzel yaşam, güzel ölüm ve arkasından gözide kalabalıklar, cemaatler bırakmayı, bizi hayır ve rahmet ile yad edecek arkadaşlar, cemaatler, böyle kıymetli hoca efendiler bırakmayı Allah'ım hepimize nasip eylesin. Amin. Sözü uzatmaya hacet yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta Ali hocamı anlatmış ve buyurmuş ki اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانِ اِنْقَطَى عَمَلُ İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır, kesilir. Artık sevaplar ve günahlar yazılmaz olur. اِلَّا مِنْ فَلَافٍ Ancak üç grup Müslüman vardır ki onların sevap hanesine sevap yazılmaya devam eder. Sadakatin cariyetin arkasından akıcı bir hayır bırakan Kur'an kursu, medrese, okul, cami, köprü, çeşme, umumun hizmetine sunulmuş bir imkan bırakan اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ faydalanılan ilim bırakan bir Müslümanın ve evveledin salihin yed'ule arkasından kendisini hayır ve rahmet ile yad edecek salih evlat bırakan Müslümanların amel defteri kapanmaz, sevap yazılmaya devam eder buyurmuş. Ali hocam gerçekten bütün bir ömrünü az önce çok kıymetli hocamın da ifade buyurdukları gibi maddeye hiç tenezzül etmeden üzerinde bir vazife olmadığı halde, resmi bir mecburiyet bulunmadığı halde sabahın çok erken saatlerinden geç vakitlere kadar mesai mefhumu gözetmeden okudu da okudu, okuttu da okuttu ve Kur'an-ı Kerim'den bıkmadı. Rabbim de Kur'an'ı kabirde ve cennette ona ve cümlemize yoldaş eylesin inşallah. Amin. Kıymetli kardeşlerim, muhterem hocalarım, Ali hocam örnek bir hayat yaşadı. Hepimizin gıpta edeceği bir örnek oluşturdu. Gelirken otobüste hep talebeleri vardı. Orada dedim ki arkadaşlar ben şu yaşıma geldim.
İlk defa bir yolculukta bu kadar çok kurra ile bir mekana gidiyor. Yani otobüste 50 tane yolcunun neredeyse 50'si de kurra hafız. Ve şu tezkiye esnasında aciz kardeşinizi dinleyen şu cemaatin içerisinde yüzlerce kurra hafız var. İlim ehli var. Gönül tabipleri var. Değerli büyüklerimiz var. Reis-ül Kurra'mızdan tutun, il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz, vaizlerimiz ve diğerleri. Tabii ki talebeleri. Hocamın talebeleri içerisinde il müftüleri var, ilçe müftüleri var, ihtisas merkezi müdürleri, eğitim görevlileri, vaizler var. Üniversitelerde doçent ve profesörler var. Ali hocam o kadar mütevazi bir hayat yaşadı ki kendisi bunların hiçbirisine meyletmedi. Benim için Kur'an okumak ve okutmak en şerefli meslektir dedi ve bize gerçekten çok güzel örneklik etti. Arkadaşlara dedim ki gelirken, her öğretmenin bir mesai karşılığı vardır. Mesela matematik öğretir, saat ücreti tespit eder. Kur'an kursu hocasıdır, haftalık ya da aylık bir nafakası vardır. Ali hocam hayatını vakfettiği Kur'an-ı Kerim karşılığında 50 kuruş bir ücret talep etmemiştir. وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ demiştir. Aynı peygamberlerin söylediğini takip etmiş. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine ait olsun diyerek bu temenni ile şu anda karşımızda huzurdadır. Son bir cümleyle ben sözü Trabzon İl Müftü'ne takdim etmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli hocalarım, az önce kıymetli İsrafil hocam Mahmut Eren hocamı çağırırken İstanbul'da ve Türkiye'de kıraat ilimlerinin yayılmasında çok etkili olan hocamız diye ifade ettiler. Gerçekten ben buna katılıyorum. Benim diyeceğim bir şey Mahmut hocam hakkında değil, Ali hocam hakkında. Bakınız, Türkiye'de yetişen kaliteli hocalarımızdan bir tanesi nedir? Osmanlı'yı İslam alemine, özellikle Türkiye'de sevdiren bir ağabeyimiz vardı. Lakabı Yavuz Bahadıroğlu. Onun asıl adı Niyazi Birinci. Çok kıymetli bir insan. Yazdığı romanlarla, ifadeleriyle, söyleşileriyle, oturumlarıyla Osmanlı'yı ümmete sevdirdi. Bize sevdirdi. Ama ondan sonra bir isim daha geldi. Birçok hakikatleri öncesinden haber vermekle maruf ve meşhur. Millet farklı şeyler söyledi ama acizane kanaatim Allah dostu olarak yaşadı ve gitti. Kadir Mısıroğlu. Rabbim makamlarını cennet eylesin. Bunlar Osmanlı'yı bize sevdiren insanlardı. Diğer gönül ehli insanlar, din-i mübin-i İslam'ı tabi bize sevdiren büyüklerimiz var. Ali hocam da kıraat ilimlerini sevdiren adam oldu. Herkesin okunmaz, çok uzundur, sabredemeyiz, yapamayız, altından çıkamayız denilen ilmi okşaya okşaya, seve seve, herkesin anlayacağı dilde bir teknik ve taktikle hocam bu ilimleri okuyamam diyen insanlara dahi okutmayı, aktarmayı becerebildi. Bunlardan biri de benim. Biz neredeyse yaşıtız hocamla. Arkadaş gibi davrandı, bana okuttu, çocuklarıma okuttu, damadıma okuttu, yeğenlerime okuttu. Ali Hoca'ya hepimiz borçluyuz. Rabbim makamını âli eylesin, mekanını cennet eylesin. Bu güzel insanı kendimize örnek alabilmeyi nasip eylesin. Gelirken söylediğim bir önerimi buradaki cemaatle hazır bu kadar kurrayı bir arada bulmuşken özellikle Darül Kurra yetkililerine duyurmak üzere sizlerle paylaşmak istiyorum. Birkaç saatle, 3-5 saatle Ali hocamın macerası, Ali hocamın hayatı asla özetlenemez. Bu bir hayattır. Örnek bir hayattır.
Bu hayatı biz bilmek şerefine, tanımak şerefine erdik, tanımayanlara aktarmalıyız. Bunun da en güzel yollarından biri, bu Haziran, hocamla ilgi ve alakası olan, tanışıklığı olanların yazacakları bazı yazılarla, anılarla, hocam adına mutlaka ama mutlaka Ali hocamın hayatı, Ali hocamın hizmetleri İstanbul'da, Türkiye'de, az önce hocam söyledi, dünyanın dört bir tarafında gösterdiği, eğittiği, efendim, geliştirdiği taktikler, teknikler, hoca efendileri anlatan, ayrıca aramızdaki bazı hocamla ilgili nükteleri, bazı kıssaları, menkübeleri içeren mutlaka bir eser ortaya koymalıyız. Ben böyle hazır bulmuşken sizleri bunu hatırlatmak istedim. Tezkiye yapmak üzere ben kıymetli Trabzon müftüme mikrofonu teslim ediyorum. Kıymetli hocam. Evet, hocamızdan Allah razı olsun, cümlemizden Allah razı olsun. Değerli müminler, tabii her misafirimize, hocalarımıza mikrofonu versek çok şeyler söylersiniz. Bu merhum Ali hocamızın iyi bir hayat, iyi bir ömür sürdüğünü göstermektedir. Rabbim kendisine rahmet eylesin. Amin. Ama şimdi tabii Müslümanlar olarak, cenaze namazına tutulacak müminler olarak, hocamızla ilgili son yolculuğa çıkarken dünya ve ahirete tabik eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Kendisinin mümin ve muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Rabbim hem helalliğinizi hem de şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Merhum hocamıza rahmet eylesin. Amin. Geride kalanlarına sabır ihsan eylesin. Amin. Uzaktan yakından gelen hepinize Yüce Rabbim güzel ömürler, güzel akıbetler, güzel ölümler nasip eylesin. Amin. Cümlenizden Rabbim razı olsun. Amin. Evet, şimdi